Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 4 tane bitişik nizam, yani 600 metrekare arsa içerisinde 4 tane bitişik nizam villalardan bahsediyorum. 3 tanesi değil, bir tanesi satılık değerli dostlar. Arka cephesi, yani yan cephesi, ön cepheler satmıyor. Tabi bu villanın kendine 4 eve ait bir de yüzme havuzu var. Şimdi beraber eve doğru gidelim. Detaylı bilgi için sizlere yerleri gösterelim. Aslında buraya yapmışlar ama iki villanın girişi bir yerden, aslında burada da bir girişi ayırabiliyormuş ama yapmamış. Şu ön cephenin cephesi zaten bizim yolumuz, böyle devam ediyor değerli arkadaşlar, böyle devam ediyor. Tabi geniş bir bahçemiz var, barbekü alanımız var, ev son derece bakımlı. Evin yaşını soracak olur iseniz 7 yaşında değerli arkadaşlar, 7 yaşında bir villadan bahsediyoruz. Geniş teraslı güzel bir yer. Şimdi yerden de yüksek yapılmış, gördüğünüz üzere çelik kapımızın girişi buradan. Burada bir yemek masası, hani güneşleme alanı nasıl isterseniz, işte gördüğünüz gibi 6 kişilik masa sandalyesini atmış. Şurada da hemen bir barbekü alanımız var gördüğünüz üzere. Tabi duvarı da yüksek tutmuş. Duvarı nasıl yüksek tutmuş? Normalde perde beton, perde betonun üstünde taş duvar, loca tuğla dediğimiz tuğlalardan yükseltmiş. Ondan sonra tel çitlerle de kapatmış. Tamamen izole bir şekildesiniz. Şöyle bir bahçe alanımıza baktığımızda gördüğünüz üzere çok güzel salata, salatalık ekmiş. İşte patlıcan, domates, biber tarzında güzel şeyler yapmaya. Domatesler de bayağı güzel olmuş. Orta yerde de gördüğünüz üzere meyve ağacımız var. Tabii gül ve çiçeklerimiz var. Bahçe alanı son derece geniş. Sinan şöyle bir gösterelim baba. Bütün kapı ve pencerelerimizde demir ferforjeler mevcut. Sineklikleri mevcut. Eşyasız bir şekilde. Hem şu anda eşyalı değerli arkadaşlar. Eşyayı dikkate almayın. Balkonda da zaten gördüğünüz üzere 4 basamakla aşağı iniyorsun bahçe alanına. Hem balkondan hem çelik kapıdan inişimiz mevcuttur. Şimdi hemen şöyle yavaşça şeye doğru gidelim, evin girişine doğru gidelim. 4 basamakla yukarıya çıktığımızda güzel bir çelik kapının girişinde bir sündürme yapmış. Aynı zamanda alarm sistemlerimiz falan hepsi mevcut. Hem panjuru var, hem demir ferforjesi mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi evimiz eşyalı dediğim gibi, hemen şöyle ayakkabımızı çıkarıp evin içerisine giriyoruz. Son derece modern, güzel. Yani zeminde daha önce burada seramik vardı değerli arkadaşlar. Seramiği kaldırmış, çok güzel parkelerle döşenmiş. İşte salonum nasıl olacak diye düşünürseniz son derece geniş oturma grubunu atmış. Spotlamalarımız var, alçı dekorasyonda çalışması yapılmış. Mutfak kısmımız arka tarafta, Sinan Bey böyle detaylıca gösterirse, televizyonumuz vesaire. Netice itibariyle tabii eşyalı satılmadığı için biz eşyadan çok fazla bahsetmeyeceğiz. Evimiz şu şekilde, yani hani eşyalı olunca belki sizin gözünüze daha iyi gelir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü neyi nereye koyacağınızı düşünebilirsiniz. Bakın mutfak karşı tarafta. Burada da 6 kişilik yemek masamız mevcut. Hemen mutfak kısmına girelim. Mutfak kısmı dizaynı bu şekilde gördüğünüz üzere. Buzdolabı, fırın, set üstü ocak, bulaşık maknesi. Burada da ada mutfak tarzında bir şey yapmış. Tabii gayet güzel. Merdiven altında bir tuvalet, lavabo alanımız var. Hemen şöyle Sinan kardeşim göstersin sizlere. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir şekilde yapılmış. Şimdi üst kata, birinci kata çıkacağız. Triplex villa, triplex bahçeli ev diyelim buraya. Yukarıya doğru çıkarken bej basamaklarımız mevcut değerli arkadaşlar. Alüminyum korkuluklarımız, üzerinde küpeşteler yapılmış. Bu da bayağı modern olmuş, güzel olmuş değerli arkadaşlar. Tabii yukarıya çıktığımızda eski yapılarda genelde odaları da büyük olur, koridor kısımları da büyük olur. Gerçekten olur. Çünkü şuraya baktığımızda gayet güzel bir hol alanımız var. Sinan kardeşimden ricam hemen şöyle bir banyomuzu göstersin. 120x120 oval duşakabinimiz var. Altındaki küveti, klozet alanı, Hilton dolabı, çift açımlı vasıtas penceremiz değerli arkadaşlar. Tabi burada evde küçük çocuk olduğu için güvenlik açısından buraya şey yapmış değerli arkadaşlar. Buraya bir korkuluk yapmış ki çocuk dışarı çıkmasın. Hemen birinci yatak odasına giriyoruz. Çift kişilik yatağımız, üzerindeki aplik lambamız değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Ön tarafta da Fransız balkonumuz var. Gardırobumuz da burada. Şurada gördüğünüz çocuk odası değerli arkadaşlar. Bu şekilde. Yani çocuk odası da ufak çocukları olduğu için çift kişilik yatak ve çocuk için bir yer hazırlamışlar. Hemen burada ikinci yatak odamıza geçiyoruz değerli dostlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde son derece güzel bir yatak, işte gördüğünüz şekilde yapılmış. Tabi
büyük bir gardırop alanımız var. Kısa tutmuş, yazlık için kullanıyor. Ön tarafta da şöyle bakabilir misiniz? Gerçekten çok güzel bir balkon alanımız var. Yani balkonlarda hiçbir sıkıntı yok. Gerek aşağıda gerek birinci katta ciddi anlamda büyük balkonlar var. Tabi bu balkonlara çıkışta da sinekliği, demir ferforjesi, panjuru hepsi mevcut. Müştemilat kısmına çıkacağız. Müştemilat kısmına çıkarken tabi esas olan güzellik orada. Yani bugünkü piyasa fiyatlarına baktığımızda bir kat dübleksi 2 milyon 3 milyon fiyat çekiyorlar değerli arkadaşlar. Tabi bu onlara göre daha da uygun. Daha da uygun. Şimdi yukarıya çıktığımızda geniş bir hol alanımız var. Gördüğünüz üzere holdan da direkt terasa çıkıyoruz. Ama ben terasa çıkmadan 3. yatak odamızı tanıtmak istiyorum. 3. yatak odamız ebeveyn banyolu değerli dostlar. Gördüğünüz üzere çift kişilik yatağımız, gardırobumuz gayet güzel, gayet geniş, ferah bir ev değerli arkadaşlar. Burada da ebeveyn banyolu demiştim. Hemen şöyle kapıyı açtığımızda gerek klozet alanı. Burada sadece duşa kabinimiz yok. O da o kadar olabilir. Yani duşa kabini artık yapmayacak. Arkadaşımız acil ihtiyaçtan dolayı satıyor. Acil ihtiyaçtan dolayı zaten bilenler bilir. Bu fiyatlara ev yok. Kuruş masrafı yok. Tamamen güzel. Çünkü yurt dışında kalıyor. Belli bir ticaretleri olmuş. Hani satıp ihtiyacını giderecek değerli arkadaşlar. Şimdi hemen şeye geçiyoruz. Teras kısmına geçiyoruz. Gerçekten mükemmel bir terası var. Hemen terasa çıktığımızda geniş ferah bir terasımız mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Terası gördünüz. İstenilirse buranın üstünü kapatabilirsiniz. Yaşam alanı yapabilirsiniz. Hemen karşı taraftaki bir kiler alanımız var. Burada güneşlemenizi falan yaptığınızda şezlongunuzu, ekstra malzemeniz varsa oraya yerleştiriyorsunuz. Mutfak açısında da burada çok güzel şekilde düşünülmüş. Arkadaşların ihtiyacı olmadığı için yapmamışlar. Ama siz biz yaz kış kalırız derseniz burada hem pis su gideri hem temiz su gideri mutfak tesisatı hazır. Buraya bir mutfak tezgahı atarsınız. Üstünü kapatırsınız. Burayı da yaşam alanı yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'ni biliyorsunuz. Mini Carrefour'un hemen arkasındayız. Tabi burada demirbaş olarak kalan klimalar ve güneş enerjiler de kalıyor. Bunu da unutmayalım. 4 tane bitişik nizam 600 metrekare arsa içerisinde olan bir ev sunumu için geldik. Tabi evin kendine özel yüzme havuzu da mevcuttur değerli arkadaşlar. Mini Carrefour'un hemen arkasındadır. 3+1 açık mutfak, ebeveyn banyolu, geniş teraslı, geniş bahçeli değerli arkadaşlar. Çok güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videonun başında ve ortasında söylediğim gibi ihtiyaç üzeri satılıyor. Gerçekten yani bu fiyatları artık 2+1 Altınkum bölgesinde alamayacaksınız. Çünkü fiyatlar o şekilde olmuş. Şimdi bu güzel villamızın fiyatına gelince değerli dostlar 2 milyon 600 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 600 bin TL eşyasız bir şekilde satışa sunduk. Tabi ufak da olsa bir pazarlığımız mevcuttur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.